Hak, dostum, hak. Yanıldım, bir çırak aldım yanıma. Eve gelmez, külhanı dükkanda yatır. Kovsam, o da düşmez şanıma. Naziktir, çarşafsız yorganda yatır. Haşa, huzurdan ustası çırağını sever. Bir eşek aldı pazardan, eşek göze geldi çatladı nazardan. Eşek çıktı mezardan, eşeğin aşkından ormanda yatır. Bizim çırak da hırtıyı pırtıyı toplamış külhanda yatır. Zamanı evvelde. Evet, bu tekerlemeyi de tekerleyip bir kenara aldıktan sonra gelelim asıl hikayemize. Nazife abla elinde tepsisiyle merdivenleri güç bela çıkıyordu. Geçen hafta gittiği doktor ona dinlenmesini, mümkünse ağır iş yapmamasını söylemişti. Ama onun bakması gerektiği iki tane evladı vardı. Abisi olacak hayırsız, satacak bir yer bırakmayınca, annesiyle babasının da onun yanına bırakmasaydı, aldığı üç kuruşla geçinebiliyorlardı aslında. Üstüne bir de kocası da işten çıkarılınca, altı kişinin yükü onun omuzlarına kalmıştı işte. Yine de şükrediyor Allah'a. Millet iş bulamıyor bu devirde. Hem okulda çalışmayı kim istemez ki? O da zamanında eğitim fakültesini kazanmış, KPSS sınavına girmiş ama bir türlü atanamamıştı. Hayat bu ya, devam ediyor. Ne yapayım, ne yapayım diye düşünürken en sonunda kendini okulda işçi olarak bulmuştu. Öğrencilere sağlam bir karakter, güzel bir gelecek veren bu öğretmenlere yardımcı olmak onun hoşuna gidiyordu. Bu sırada açtı öğretmenler odanın kapısını. Tepsiyi bırakıp sessizce geri çıktı. Aşağı katta bulunan çay ocağına inerken öğrenci zilinin de çaldığını duydu. Bu çay ocağını öğrencilerin gürültülerinden uzak olması sebebiyle sevdiğini söylese de güneş görmemesinden dolayı oluşan rutubet bacağındaki ağrıyı iyice arttırıyordu. Normal zamanda halinden dert yanmayı sevmeyen bu kadın özellikle de akşam yorgunluğu çöktü mü okuldaki diğer işçilere anlatıyor bu durumu. Hiç anlatmasa iç içini yiyecek çünkü. Teneffüs diliyle beraber öğretmenler odası da dolmaya başlıyor. Önce fizik öğretmeni giriyor içeri. Çayını alıyor, her zamanki yerine oturuyor. Günümüzün kitabı haline gelmiş cep telefonunu açıp geçen teneffüs aldığı hissenin yüzde kaç yükseldiğini hesaplıyor. Bu sırada matematik öğretmeni de giriyor içeri. Hayret bir şey arkadaş. Hayırdır Ahmet hocam? Eğitim sistemimizin iyice içine ettiler. Senin eğitimle ne işin olur arkadaş? Gir çık sınıfına. 15 yıldır şikayet ediyoruz. Bir adım ileri gidebildik mi? Ahmet Hoca bir şey söylemenin faydasız olduğunu düşünüp susuyor. Bu arada öğretmenler odası da dolmaya başlıyor. Şuna bak arkadaş ya. Dün 7.22'den almadığımız ise bugün 9.42 vermiş. Ülen. 3 kuruş paranız da başımıza boşça kesilinecek. Vallahi ben borsa morsa bilmem arkadaş. Bizim önceki çalıştığımız okulda 5 kişi bir arsaya girmişlerdi 2 sene evvel 150 bine. Allah sizi inandırsın. Geçen öğretmenler evinde görüştük. 800 bin veriyorlarmış da satalım mı bekleyelim mi bir de tartışıyorlardı. Bu zamanda en sağlam yatırım toprak arkadaşım. Bu arada Kamil hocam ne oldu lan bu hafta? Hani 3 tane atıyordu Fener? Hakem 5. dakikada penaltımızı verseydi 3'te atardık 5'te atardık. Ulan hakem sizin iki oyuncunuza atmadı. Rakibin bir penaltısını vermedi. Gözünüzün önünde çocuğun ayağına baslar yine görmedin. Hadi lan oradan sizi maçı da gördük. İngilizceci Rasim Hoca telefondan başını kaldırmadan dinliyor herkese. Akşamki halı saha maçı için kimlerin geleceğini yazıyor. Bu önemli bir işi bitirir bitirmez gruba mesajla atıyor. Daha sonra tarihçiye dönüyor. Arabayı koydum ilanı. Vay kaça yazdın? 58.500. Ne alacaksınız, buldunuz mu bir şey bari? Bilmiyorum, bakacağız. Kaç paralık bir şey düşünüyorsunuz?
Valla öyle yüksek bir şey bakamayız şimdi. 80-90 bakacağız artık. ÖTV'de de indirim var diyorlar bu ara. Seçimden sonra piyasalar düzelecekmiş. Piyasaların içine ettiler. Şimdi o için millete yalan söylüyorlar. Satacak bir yer de kalmadı. Şimdi nereyi satacaklar da milleti kandıracaklar acaba? Bu sırada öğrenci zili de çalıyor. Koridordan öğrencilerin gürültüleri gelmeye başlıyor. Teneffüs boyunca sosyal medyadaki beğeni ve yorumlarını itinayla cevap veren Leyla Hanım birden memnuniyetsiz bir şekilde "Şunlara bak ya, öküz gibi böğürüyorlar. Ne yapacaksın şekerim? Öküz geldiler, öküz gidecekler. Ağzını açıp iki laf etsen sen suçlu oluyorsun." "Yok hocam, yok 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 yok. Biz öğretmenler odasının kapısından bu kadar gürültüyle geçecektik. Titrerdik biz. Çarşıda görsek yolumuzu değiştirirdik. Ama ne olacak? Bakan bile çıkıp öğrencime dokunan öğretmene ben dokurum derse ne güç onlara yeter ne de ailelerine." "Kat nöbetçisi olan arkadaşlar, lütfen herkes görev yerine geçsin. Öğrenciler okulumuzu başımıza yıkacak. Katlarda bir alan kulu yok." "Ulan 2 dakika rahat yok şu okulda ya." Tam öğretmen zili çalmıştı ki Mustafa Hoca bir fıkra anlatmaya başlıyor ki fıkranın sonunda bütün göklerin müdür olduğunu vurgulayıp kahkahayı patlatıyorlar. Öğretmenler derslerine giderken yarım kalan sohbetleri de koridorda devam ettiriyorlar. İşlerinden bir kacı sigara, bir kacı tuvalet ihtiyacını karşılamak için arkadaşlarından izin istiyor. Öğretmenler borsa, futbol, araba, siyaset gibi mühim işlerine ara verdikten sonra Nazife abla da boşalan bardakları toplamak için geri geliyor. Tepsiye doldurduğu bardaklarla beraber çay ocağına inerken bacağındaki ağrının iyice arttığını hissediyor. Birazcık dinlenmek için pencere kenarına gittiğinde aşağıda Rasim Hoca ile tarihçinin olduğunu görüyor. Tarihçi ona bir şeyler anlatıp duruyor. Bu sırada koridorda müdür beyin sesini duyuyor. "Dersiniz ne oğlum? Neden dışarıdasınız?" "Tarih hocam, geçen ders de geç gelmişti zaten." "Hocanız nerede?" "Bilmiyoruz hocam. Sigara içiyordur hocam." Nazife abla duyduğu sözlerin acısını bacağındaki yorgunluğa ekleyerek aşağı iniyor. "Bu kıssadır bir mecmua kenarına kaydolunmuş. Biz de gördük söyledik. Sakiye sohbet olmazmış baki. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola."